Ben Ebru. Ebru Şanverdi. Kocam Murat'ın ölümüyle geldiğim bu topraklardan, yıllarca benden uzakta, benden habersiz büyüttükleri, öldü sandığım oğlumla birlikte gidiyorum. Burada geçirdiğim birkaç yılda bir ömre sığacak kadar çok şey yaşadım. İhaneti gördüm. Yokluğu, yoksulluğu, çaresizliği yaşadım. An geldi, ölümle burun buruna kaldım. An geldi, sevdiklerimi ölümün kıyısından aldım. Öyle anlar oldu ki bir daha güneş doğmayacak, yarın olmayacak sandım. Bazen yandım, kül oldum. Acı içinde kıvrandım. Bazen parçalandım. Dağıldım. Düşmanımın eli hep boğazımda. Gölgesi hep peşimdeydi. İstenmememe rağmen, engellere, zorluklara rağmen direndim. Çünkü umut hep vardı. Çocuklarım benim en büyük umudum, dayanma sebebim oldu. Ben sonuna kadar o umuda sarıldım. Karanlığa teslim olmadım. Pes etmedim. Direndim. Savaştım. Çünkü ben bir anneydim. Çünkü anne olmak kendini hiçe saymak. Her şeye rağmen evlatların için hayatta kalmaktı. Yansan da, kül olsan da, onların bir bakışıyla küllerinden yeniden doğmaktı. Gözyaşlarımı içime akıtıp, çocuklarım için boğazıma sarılan elleri bir bir koparıp attım. Elimi kolumu bağladılar. Yine de yılmadım. Ne kadar uzağına attılarsa o kadar çok koştum oğluma. Ya! Nasıl yapıyorduk? Sağ mı sol mu? Önce sağ, sol. Önce sağ, sağ. Nasıl ya? Ya! Sonunda bana öldü dedikleri, oğlumu Halfeti'nin topraklarından ellerimle, tırnaklarımla, yüreğimle ve en çok da sabırla kazıya kazıya çıkardım. Şimdi gitme vakti. Ben Ebru. Ebru Şanverdi. Kocasının parasına muhtaç, çaresiz, üç çocuklu bir kadın olarak sığındığım Halfeti'den, kendi ayakları üstünde duran, gücünün farkına varan bir kadın olarak, dört çocuklu bir anne olarak ayrılıyorum.